Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Açık MR nedir? MR'la ilgili bilgileri sorun izleyicilerimize. Şimdi MR dediğim gibi tabii tıpta kendisi teorik olarak belki anlatmak çok kompleks, çok komplike bir modalite, bir tanı yöntemi. Ama MR şöyle bir şey, bir mıknatıs. Daha önce çok bu mıknatısı büyük kamyonlarca ve büyük odaların içerisine doldurulan materyallerle sağlanıyordu o görüntüyü almak. Ama günümüzde o mıknatısı elektrikle oluşturuyoruz. Yani süper iletken öğelerle bir mıknatıs alanı yaratıyoruz ve bu mıknatıs alanında görüntülerin işte suyla temas, vücuttaki su oranı üzerinden bir görüntü kaydına yönleniyoruz. Radyo frekans vererek. Şimdi bu günümüzde tabii MR'ın bu mantığı üzerinde biçimlenmeler oldu. İşte bir açık MR şeklinde bir de kapalı MR şeklinde bu biçimlenme oldu. Biliyorsunuz kapalı MR insanlarda büyük bir fobi sebebi olabiliyor. Yani dar bir alan ve çok yüksek gürültülü sesler ve buna tahammül, yani tolerans göstermeyen hastalar. Doğal olarak bu bir grup hasta açık MR tercih ediyor. Yani ben bunu tolere edemem, işte bunu kaldıramam. Beni açık MR'a lütfen yapın, alın diye. Tabii kapalı MR'ın mutlak gerekli olduğu yerler var, onu bilelim. Çünkü bir şeyi ne kadar kapalı hale getirirseniz onun görüntü kalitesini o kadar arttırma olanağınız, toplama olanağınız oluyor sinyalleri. Açık MR'da ise tabii bu sinyalleri toplama özelliğinde birazcık oluyorsunuz, zayıflıyorsunuz. Ama tabii ki bazı MR'lar vardır ki istenilen MR tetkikleri çok düzeyde. Yani işte kasınızı çekin getirin diyoruz, dizenizi getirin, omuzunuzu. Bunlar çok kolay organlardır. Yani bir açık MR'ın rahatlıkla çekebileceği. Ama şimdi gerçekten karın içine girdiğinizde, işte akciğere girdiğinizde, beyine girdiğinizde biraz işiniz zorlaşır. Orada hem iki tane sebepten dolayı hem orada bir organ hareketi var. Hem organ hareketinin karşısında bir görüntü almanız gerekiyor. Bu netlikleri nasıl sağlamanız gerekiyor? O zaman kabiliyeti en yüksek olan cihazla yapıyorsunuz. Tabii ki kapalı MR'lar. Bu MR'ların da tabii kuşak günümüzde gittikçe işte 4. 5. kuşak MR'lar dediğimiz, işte daha önce 0.5 testa da başladı. Şimdi henüz klinik uygulaması yok, belki deneysel aşamada olan 7 testaya kadar MR'lar söz konusu. Bu değişiklik ve değişim tabii varyasyonel olarak o dediğimiz şeye de yol açtı, işte kapalı ve açık meselesine. Bir kısım hastalarda tabii kilo faktörü var. Biliyorsunuz MR'ın bir gentrisi kapasitesi var. İçine hastanın girdiği bir gentri var. Şimdi bazı hastalar biliyorsunuz belirli bir çapın üstünde olunca hem orada sığmama sorunu yaşıyor hem de tolere edemiyor. Çünkü o sıkışıklık içerisinde hastanın bir 15-20 dakika kalması gerekiyor bir şekilde. Bu açıdan açık MR'a geçiliyor. Tabii bir de MR'ın gittikçe günümüzde geldiği nokta da çok konforlu. Eskiden bir MR'ın ortalama çekim süresi yarım saat 45 dakikaya kadar çıkabiliyordu filan. Ama günümüzdeki bu hem mıknatısların, işte testaların yüksekliği, hem yazılımların gittikçe daha geliştirilmesi, hem de her yıl yeni geliştiren gradient dediğimiz, yani normal süreyi daha kısaltan ama amacımıza dönük sekanslar alabiliyoruz. Diyoruz ki biz sadece bu kadar çok detaylı bir şey istemiyoruz. Şu amaçlı bir tane bana görüntü edin diyoruz. Onu 5 dakikada, 3 dakikada artık edinebiliyoruz. Daha önce bu tip yarım saatte, ama tabii klasik çekimlerde onlar istediğimiz şeyi de alıyordu, istemediğimiz şeyi de alıyordu filan. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Farkı, avantaj ve dezavantajları var. Hastanın şikayetine göre tabii, tercihler değişiyor. Ya şimdi şöyle bir şey. Kısacası her zaman için en iyi MR kapalı MR'dır. Fobi yoksa? Evet. Yani mutlaka her tetkikte en iyi MR kapalı MR'dır. Ama tek bir tane istisnası var. Hastanın fobisi varsa
Onun için artık ehven işler anlamında yani hiç çektirmeyeceğine ya gidin işte bir tane açık MR bulun orada şu tetkiki yapmaya çalışın diyorsunuz. Buna yöneliyorlar. Ama burada bir şey ilave edeceğim. Tabii ki MR'ın yeri mutlaka farklı. Bu günümüzde gelişen bu işte yüksek kesitli tomografilerde dinamik çekimlerde gerçekten şeyi sağlayabiliyoruz. Yani o kadar çözünü bir de biliyorsunuz tomografideki görüntülerin çözünürlüğü daha şeydir bizim için. MR bir şeyi gösterir ama bize aslında kesin gerçek sınırları konusunda yanıltıcı olabilir. Yani MR'da yani tabii ki yakınlaşan artık sekanslar, yakınlaşan MR teknolojisi söz konusu ama tomografide bizde geometrik anlamda o hastanın sınırlarını daha gerçekçi olarak gösteren bir şey. Ve bir de günümüzdeki tomografilerin süresinin kısalması ve birazcık da dinamik çekimlerin, işte boyalı çekimlerin, ilaçlı çekimlerin yapmamızdan dolayı bazen o hastalarda şeye geçebiliyoruz. Yani tomografiye geçebiliyoruz. Gerektiğinde işte tomografide 3 boyutlu hale getirdiğimizde hani olası bir MR'daki istenilen şeyi kimi zaman ulaşabiliyoruz. Yani işte dizde olsun, omuzda olsun, bu tip hani bazı şeyler kalçada olsun. Bazen şeyi sağlayabiliyor yani. Tamam. Uyutarak yapabiliyor musunuz diye gelen izleyicilerimizin? Yani şimdi uyutma şöyle bir şey var. Eğer hasta bilinçli değilse, diyelim ki işte istemsiz hareketler yapıyorsa, koma ya da koma öncesi hani şey bilinç düzeyi şey ise bazen uyutularak o tip tetkikler yapılabiliyor. Bir de çocuk grubu var biliyorsunuz. Bazen çocuklarda MR mutlaka yapılması gereken özellikle beyin sorunlarında. O hastaları tabii ki uyutuyoruz. Anesteziye eşliğinde uyutuluyor. O sırada çekim yapılıyor. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.